Canlarım merhaba, ben Ksenia. Ben Barbaros. Bizim kanala Akbimgül #letscook'a hoş geldiniz. Bugün biz Rus ekler yapıyoruz. Sovyet sosyalist zamanının en popüler tatlılarından bir tanesi, hemen hemen tarihçesi 50 yıla dayanıyor. O kadar eski bir tarif ve bugün sizlerle bu tarifi yapacağız. Ekler hamurumuzu hazırlıyoruz. Bunun için yağ, tereyağı oda sıcaklığında, su ve tuzu ocakta yağımız eriyene kadar eritiyoruz. Ay. Karışımımızla unumuzu kavuruyoruz orta ateşte. Bunun nedeni de eklerimizin çıtır çıtır olması için. Bakın böyle top haline gelmesi lazım. Kavurduğumuzda unumuzun. Eğer bu şekilde olmazsa, bu şekilde kavuramazsak eklerimiz çıtır çıtır olmayacaktır. Soğuması için ayrı bir kaba alıyoruz hamurumuzu. Bu tarifte 300 gram yumurta giriyor. Benim küçük yumurta, küçük küçük değil, orta boy, 6 tane koydum. Mesela büyük boy yumurta 5 tane yeter ama 300 gram lazım. O zaman çok lezzetli hamur, ekler hamur olmuş. Şimdi böyle biraz yumurta yapıyorum. Çırpıyoruz. Çırpıyorum. Evet. Bizim hamur biraz soğudu. Şimdi yavaş yavaş yumurta ekliyoruz. Siz istiyorsunuz spatula da kullanabilirsiniz. Kullanabilirsiniz, pardon. Ben mikser daha iyi, daha rahat, daha çabuk. Yavaş yavaş ekliyoruz. Biraz biraz. Bakın böyle ne çok koyu ne de çok sıvı bir hamur elde ediyoruz. Hamurumuzu krema torbasına koyuyoruz. Eğer sizin krema torbanız yoksa herhangi bir pakette kullanabilirsiniz. Paketin köşesini kesebilirsiniz şimdi bizim yapacağımız gibi ve bu şekilde krema torbası olarak kullanabilirsiniz. Bir santim böyle. Yeter. Rus eklerimizin sırrı böyle daire şeklinde olması. Böyle daire şeklinde yapıyoruz. Aralarında birazcık boşluk bırakmayı unutmayın. Çünkü bunlar biliyorsunuz piştikten sonra kabaracaktır. Siz istiyorsunuz daha küçük yapabilirsiniz ama ben böyle çocuk zamanı gibi büyük seviyorum. İlk önce 220 derecede 15 dakika ve daha sonra fırınımızın kapağını açmadan 180 derecede 25 dakika pişiriyoruz eklerimizi. Fakat şunu da unutmayın, herkesin fırını farklı olabilir. Bu yüzden eğer 220 derece sizin fırınınızda çok güçlüyse 200 derecede pişirebilirsiniz. Eklerlerimiz inanılmaz derecede kabardı. Bakın. Bak ne kadar normalde büyük. Normalde biz birazcık büyükçe sevdiğimiz için böyle eklerleri o yüzden büyük yaptık. Tabii bunun iki katı daha küçük olması lazım. Öyle boyut olarak. Öyle gibi. Ama biz kendi zevkimize göre yaptığımız için biz birazcık daha büyük yaptık. Siz birazcık daha küçük yapabilirsiniz. İnanılmaz güzel bir hamur.
Böyle. Şimdi soğuka kadar bekliyoruz. Kremamızı yapacağız. Tereyağı, çok iyi bir tereyağı kullanmanız lazım bunun için. Pudra şekeri ve vanilya şekerini krema formu alana kadar karıştıracağız. Yavaş yavaş sguşyonka ekliyoruz. Sguşyonka tarifini ve nereden satın alabileceğinizi aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ve bir kaşık su. Tuzsuz lor peynirimizi elekten geçiriyoruz. Tabii eğer siz parçacıklı seviyorsanız elekten geçirmeden de kullanabilirsiniz. Lor peynirimizi eledik. İnanılmaz lezzetli bir krema elde ettik. Bakın inanılmaz güzel bir krema elde ettik. Böyle çok iyi. Çok lezzetli. Eklerlerimizin içini dolduracağız bu kremayla. Biz krema torbası kullandık. Ama siz eğer istiyorsanız kaşık yardımıyla da yapabilirsiniz bu işlemi. Eklerimizi ortadan ikiye kesiyoruz. Bak ne kadar ses geliyor bize. Şimdi göstereyim size nasıl. Bak ne kadar güzel hamur olmuş. Oo. Çok iyi. Doldu da yerim çok. Şimdi biz çok seviyoruz. Böyle ekliyoruz. Tadam. İsterseniz üstünü böyle pudra şekeriyle de süsleyebilirsiniz. Çocuk zamanı. Çok lezzetli. Çok güzel. Böyle inanılmaz güzel hamur. Ekler hamur. Krema. Afiyet olsun. Kanalımızı Facebook, Instagram ve YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğeni tıklayıp kanalımıza üye olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye.